Bedelli askerlik daha önce de geldi biliyorsunuz. Yani bundan çok uzun bir yıllar önce falan değil, çok kısa bir süre önce gelmişti. Tabii doğal olarak yani hem yaş sorunu var burada biliyorsunuz, hem rakamsal sorunlar var. Bunu ödeyebilen var, ödeyemeyen var. Bunlara hak vermek lazım. Ve çok inanılmaz derecede yani son yaklaşık 10-15 gündür yani 2 gündür sizinle işte dediğiniz gibi sosyal medyada bunu bir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Size de yani inanılmaz şey gelmiştir. Çok çok evet. Yani hala bana da geliyor. Devam ediyor. Size tabii daha çok geldiğine eminim. Ya geliyor yani, demek ki bu yani müthiş bir toplumsal talep var bu konuda. Ama tabii bunu gelirken ben onu da bakıyorum. Yani arkadaşlar bu taleplerde bulunurken hani bunu ne olur gündeme getirelim falan dediklerinde işte rakamlar da veriyorlar. Yani şimdi bunu da şey yapmak tabii yadırgamak da çok doğru değil. Yani ödeyebilen dediğim gibi var, ödeyemeyen var. Ya bir yandan da tabii ya biz gittik askere arkadaş, onlar niye gitmiyor? Diyenler de var. Yani onlar da çok haksız değil. Onu da söyleyeyim. Ama şimdi bu talebe karşı, bu isteğe karşı çok fazla da böyle geri duramazsınız. Yani mutlaka bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüm ben de. Kimlerle görüştüğümü isim vermeyeyim. Tamam. Bunu yarın kaynak da yazmayacağım. Öyle tamam. Yarın zaten da yazmayacağım. Arkadaşlar zaman kaynağını söylemez yani, doğru. Ya bir de şey, çok netameli bir konu olduğu için yani mesela bu an bunları konuşuyoruz. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, evet. Sayın İsmet Yılmaz dün mesela bir açıklama yaptı. Dedi ki doktorlar askerlikten kaçıyor dedi. Çünkü hep bu söylenti var dedi. Yani evet, kısa dönem tabii. Askerlikle yapacak olan kişiler bu söylenti nedeniyle bedelli gelecek tabii. Mi? Askerliğini erteliyor. Ya şimdi bu da tabii, ama bu da bir gerçek. Yani şimdi Milli Savunma Bakanı bunu durup dururken söylemiyor. Ya onların da mutlaka bu konuyla ilgili araştırmaları vardır. Ama her ne olursa olsun yani bedelli gündemimizde değil dedi o yüzden. Bu gündemimizde değil demek gündemlerine gelmeyecek anlamına gelmez. Onu bir kere söyleyeyim. Yani ortada çok güzel hazırlanmış bir şey var zaten. Yani Numan Bey tarafından biliyorsunuz, Numan Kurtulmuş tarafından. Tabii kendi görüşüydü bu. Ama bu parti görüşü, parti teklifi olabilecek bir şeydi. Yani yaş 25 ve teklif parasal anlamda bedel 15 bin lira olarak hazırlanmış bir teklif var. Bu evet bugün gündeme gelmeyecek bugünlerde. Onu kesin söyleyebilirim. Ama ya belki seçim, şunu söyleyebilirim ki yani toplumsal talebin çok yüksek olması nedeniyle bu muhakkak bugün olmazsa yarın gündeme gelecektir. Muhakkak. Ne kadar süre olarak şimdi sizin kaynaklarınız zor bir soru ama kaynaklarınızdan çok uzun, aldığınız bir edindiğiniz bilgiyi çok soruyorum. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Şu yüzden soruyorum, yani önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi seçime kadar bu olur mu? Yok, olmaz. Olmaz. Seçimden sonra bu yıl içerisinde. Bu yıl içerisinde olabilir. Ama yani 10 Ağustos'ta yapılacak biliyorsunuz şey evet. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. O 10 Ağustos'a kadar olmaz ama ben en azından şöyle söyleyebilirim. 2015 genel seçimlerine kadar olur. Diyebilirim. Yani o da zaten bu yıl bitince hemen 2015 genel seçimleri olacak. Tabii. O zaman olacaktır diye düşünüyorum. Bir yıl bile yok aslında. Yok neredeyse. Yani biraz daha arkadaşların beklemesi gerekiyor. Peki bu herhalde dinlemişlerdir, duymuşlardır bizi diye düşünüyorum.